Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü. Bugün geleceğin dünyasında, geleceğin Türkiye'sini, geleceğin Türk dünyasını oluşturmak için yeni yüzyıla bir kaldı. Türk'ün yüzyılına, bir kala bugün Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, mübarek olsun. Vatan aşkıyla, millet aşkıyla, bayrak aşkıyla, geçmişten bugüne ve geleceğe istikbale uzanan bu kutlu yolda, İlahi Kelimetullah yolunda, hedef Kızıl Elma diyerekten bir ve beraber çalışmaya, üretmeye, fende, bilimde, ilimde, ticarette, tüm alanlarda bir ve beraber çalışıp geleceğin dünyasında Türk'ün yüzyılı, Türkiye'nin yüzyılı yapmak için hep beraber çalışıyoruz. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasalar da bizimle beraber yürüyen milletler. Haydin el ele, gelecek bizimdir elbet, gelecek Türkiye'ndir elbet, gelecek Türkiye'ndir inşallah. Devam. İlk olarak İsrail'le başlıyorum. İsrail Savunma Bakanı geçtiğimiz gün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. 10 yıllardan sonra yapılan ilk ziyaretti. İsrail Türkiye ile normalleşmeye çok büyük önem veriyor. İsrail Türkiye ile bu hamleleri atıyor çünkü bölgede, Orta Doğu'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de atılacak her adım Türk'ten izinsiz, Türkiye'den habersiz atılamaz olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve şimdi İsrail bir türlü seçimlerden kurtulamıyor. İsrail'de yine yeniden seçim var. Halihazırda son 3 yılda 4 yılda İsrail sanırım 4-5 tane seçim yaptı. 1 Kasım'da önümüzdeki salı günü İsrail tekrardan seçime gidiyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz burada başbakanlığa en yakın adaylardan biri ama bir rakibi daha var. Türkiye'nin azılı en büyük düşmanlarından, en tehlikelilerden biri. Kim mi? Benjamin Netanyahu. İsrail'in eski başbakanı. O da seçimlerde en güçlü adaylardan biri olarak duruyor. Bakalım kim kazanacak? Amma ve lakin. O olur, bu olur, şu olur. Kim kazanırsa kazansın bizler. Türk milletin âli çıkarları noktasında adımlarımızı, hamlelerimizi atacağız. Gerekenin gerektiği yerde dersini vereceğiz. Bundan da asla ama asla geri durmayız. Bakalım İsrail'de Netanyahu tekrar başa gelmesi için Yunanlar ve Cücük Kıbrıs Rumları dualara başladılar, dua ediyorlar. Bakarsın Netanyahu kazanır ama Yunan'a, Rumlara hiç ama hiç yüz vermez. Nerede bıraktıydık? Yarım kalan yerden İsrail, Türkiye normalleşmeleri devam eder. Olur mu? Orta Doğu'da nefes almak istiyorlarsa Türkler burada. Geçiyorum Rus basınına. Rus basını bir taraftan Amerika'ya, o bir taraftan İngiltere'ye tehditleri savuruyor. Bir de tabii yandan kıyıdan köşeden Fransa'ya. Ama ortada çok acayip durumlar var. Ne oluyor? Neler oluyor? Geçtiğimiz günlerde Rusya ilk kez bir tatbikat yapmıştı. Ne tatbikatı? Nükleer füze fırlatma tatbikatı. Bu tatbikatı yaptı ve Rus bürokratlar bu tatbikatın kime karşı yapıldığını açıkça söylediler. Rus televizyonuna konuşan Rus yetkililer yaptıkları açıklamada Rusya'nın nükleer füze tatbikatını Amerika'yı ve İngiltere'yi komple ortadan kaldırma tatbikatı olduğunu açık açık söylediler. Bunlar hazırlığın en büyüğünü yapıyorlar. Allah dünyadaki masumları ve mazlumları bu şeytanların şerlerinden korusun diyeyim. Diğer taraftan da şöyle bir açıklamada bulundu. Yine bu Rus bürokrat. Ne dedi? Hani burası işin en kritik ve önemli noktası. Rusya, Amerika'dan, İngiltere'den kendilerine karşı, Rusya'ya karşı bir nükleer saldırı başlayabileceği veya çok yoğun bir bombardıman başlayabileceğine karşılık bir tedbir, bir önlem. Bak sen böyle yaparsan, ey Amerika, İngiltere, bana saldırı girişiminde bulunursan ben de seni nükleerle yok ederim. Onun tatbikatı diyor. Ama Fransa'yı da ayırıyor. Çünkü Macron'un böyle bir cesaretin olup olmadığını bilmiyoruz. Hani Amerika, İngiltere ve Fransa Rusya'ya karşı ortak bir taarruz, saldırı başlatma. Bu başlatmanın içinde Fransa'nın da olabileceğini çok düşünmüyoruz. Çünkü Macron biraz böyle gevşek duruyor diyor. Rus basını, Rus kamuoyu. Vay gevşek vay. Çakma Napolyon, gevşek Macron. Masumlara bir şey olmasın da ama sizler yiyin birbirinizi. Siz yiyin, biz yolumuza bakalım. Türk Birliği, Türkistan Birliği, devam. Arkada size bir harita paylaşıyorum. Avrupa'da, Rusya'da, Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen tank sayısını gösteren bir skala, bir harita. Şimdi burada önemli detaylar var. Hani şöyle haritaya yakından baktığımız zaman Avrupa'da çokça da bir tank gözükmüyor. 100 bin kişiye düşen tank sayısı 0 nokta küsuratla gösteriliyor. Bu rakamların artışı Rusya'ya doğru kaydığımızda yükseliyor. Türkiye'de ise 100 bin kişiye düşen tank sayısı 3.04. Hani her 100 bin kişiye 3 tank düşüyor diyelim. Ama ve lakin hani şöyle az çok sola kaydığımızda burnumuzun dibinde habire zirtek oynayan Yunanistan. Yunanistan'da 12.3, 100 bin kişiye düşen tank sayısı. Vuh!
Baba baba. Ulan ne oluyor? Yunan. Hayırdır la? Tank yığına mı yaptın? Yoksa dünyanın çerini çöpünü topladın. Tank kullanacağım diye aldın getirdin mi? He? Biliyorsunuz Yunanistan hibelerle yaşıyor. Bir taraftan Amerika, diğer taraftan Fransa, İngiltere habire hibelerde bulunuyor. En son kim bulunmuştu? En son bulunan tabii Hans diyarı, Helgaların diyarı Almanya. Almanya'da Yunanistan'a sıfır gıcır gıcır tanklar, zırhlar, askereçler göndermişti. Yunanistan şahlandı. Hani Yunan 10 milyon zaten bunun yarısı 5 milyonu ihtiyar tak 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 bastonla geziyor. O bir yarısı da bir çocuk, bebek. Hani diğerleri de zaten neydi belirsizler böyle. Açık biraz askeri var. Onlarla tank kullanmaya niyetli Yunan. Tabi Uzo'dan kafayı kaldırabilirse. Yolunu tank böyle yolda giderken yolunu bulabilirse. Ulan sağa mı sola mı gideceğim? Türkiye şu tarafta mıydı, bu tarafta mıydı? Evet, Yunan askeri öyle, anlatmayayım. Yunan öyle, nüfus 10 milyon. Türkiye'nin nüfusu 90 milyon nüfus. Hani 10 milyonda mülteciler, göçmenler falan bayağı kalabalık, 100 milyon. Bizim mülteciler göndersek zirtakileri yeter artar bile. Şimdi Yunanistan geçen gün Hansların gönderdi, Almanya'nın gönderdiği tankları, gıcır gıcır tankları Türkiye sınırına doğru gönderdiğini Yunan Başbakan Miço açıklamıştı, dünyaya duyurmuştu. Güzel, gel. Gıcır gıcır tanklar. İçindekiler de gıcır gıcır zirtaki askeri. Hiç böyle çatışma görmemiş, çatışmaya girmemiş ponçik Yunan. Bizim askerimiz 1000 yıldır harbin içinde. Harpten harbe koşuyoruz. Harekattan harekata, savaştan savaşa koşuyoruz. Ama Yunan öyle eteğini çekip, çorabını giyip, uzosunu çekip yan gelip yatıyor. Onlar için geliştirdiğimiz neler var neler. Hele ki hele. Onlara çok özel ürettiğimiz mamselerimiz var. Mamse? Mamsirtakilerimiz var. Palikarya, yeme de yanında yat. Yunan, bizim adalarımızdan, 12 adalar, Rodos, Kirit, Midilli, Kerpe, tüm adalarımızdan, Batı Trakya'dan ya seve seve gideceksin ya da sirtaki göndertirücük. Bugün dünyada ilk defa ve Türk dünyasında ilk defa bir gelişen olay. Türkiye-Özbekistan arasında taşımacılıkta çok önemli imzalar atıldı. Elektronik geçiş. Artık belgeler elektronik. Belgeleri elektronik olarak çıkaracak ve bunu hiç böyle gümrüklerde, sınırlarda falan beklemeden elektronik olaraktan karşı tarafa, Özbekistan'a okutturacak ve Özbek yetkililer tırlara geçin bakalım diyecek. Aynı şekilde Özbek tırları da, Özbekistan tırları da Türkiye'ye böylece çok rahat bir şekilde giriş yapabilecekler. Taşımacılığını yapabilecekler. Hani Türkiye'nin içinde nerede durdurulursa hemen elektronik olaraktan o taşımacılık belgelerini iptal edecekler. Elektronik geçiş yapılmış olacak. Hani bu özellikle Türk dünyasında çokça yaşanıyor maalesef. Bizim Türk tırları, Türk şoförleri Türk dünyasında taşıdıkları mallar durmadan işte Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Azerbaycan'da durduruluyor. Belge soruluyor. Tabi kağıdı çıkar, göster, anlat falan. Bir de şimdi diğer tarafları var falan. Bunlar inşallah ama inşallah engellenecektir. Artık elektronik geçiş belgeleriyle beraber ahanda belgem burada. Tabii böyle göstermeyecek. Elektronik olarak aktarılacak. Tabletten, ekrandan, bilgisayardan bakacak. Tamam. Geç. Hızlı bir süreç. Türk Devletleri Teşkilatı üye kardeş diğer ülkeler de bu projeye katılacağı biliniyor. Türk dünyası taşımacılıkta da birleşiyor, bir oluyor. Hep dediğim gibi birlikte güçlüyüz, beraber güçlüyüz. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Birliği'ne doğru birleri tamamlıyor. Ordusu bir, eğitimde bir, sağlıkta bir, ticarette bir, 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 bir. Parası da bir. Bu birler içinde ne güzellikler doğar ve doğacaktır ve doğuyor çok şükür. Türk dünyası demişken geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan bundan kelle artık İran'a karşı, Pers kafalılığa karşı en yüksek seviyede açıklamalarına devam ediyor. İran'ın devamlı surette Ermenistan'ın sınırları bizim kırmızı çizgimizdir. Ermenistan Zengezur bölgesi onlarındır, Türklerin değildir ve Azerbaycan Zengezur'u alamaz. Bu hamlelerine, bu adımlarına, bu açıklamalarına karşı tatbikatlar onlar bunlara karşı Azerbaycan da en üst perdeden cevaplarını veriyor, vermeye devam ediyor. Ve Azerbaycan İçtimai TV'si İran'ın Ermenistan kırmızı çizgimiz açıklamasına bir haritayla karşılık verdi. Güney Azerbaycan kırmızı çizgimizdir haritası. Allah'ınıza kurban be. Allah'ınıza kurban. Aynen öyle. Güney Azerbaycan, Tebriz. Onlar da bizim kırmızı çizgimizdir. Ey Pers kafası. Bundan sonra öyle tehdit edip kenarıya çekilmek yok. Ey İran yönetimi. Ey İran kafası. Senin anladığın dilden konuşuyoruz. Daha da konuşacağız. Dostlarından birisi bu İran'a, Perslere söylesin. Artık Rusya mı söyler, Ermenistan mı söyler? Can Azerbaycan'ın her karış toprağı Türk milletinin kırmızı çizgisidir. Haydin bakalım. Yumruğumuz havada.
Azerbaycan Ermenistan dedim ve Putin'in davetiyle Ermenistan, Azerbaycan ve Rus liderler Soçi'de görüşme yapacaklar. Putin, Paşinyan ve Sayın İlham Aliyev Soçi'de üçlü zirve. Şimdi bu zirve sevgili dostlar esasen çok kritik aşamaları barındırıyor. Çok önemli aşamaları var. Hani belki bu Zengezur koridoru, Zengezur bölgesi noktasında son bir toplantı olabilir. Sebep mi? Sebebini Rus basını açıklıyor ama öyle böyle değil. Adeta Ermenistan'a vallahi aklınla otur kalk. Bak bu masa senin için kurulan son masa ey Ermenistan. Sen bu masada uzlaşıyla kalkmazsan Azerbaycan orduları senin dalağından girip şişhanenden çıkacaktır mesajı veriyor Rus basını. Peki ne anlatıyor Ruslar? Aynen şu. Rus basını Paşinyan'ı Ermenistan hükümetini yerden yere vuruyor. Rusya'yı Amerika'ya ve Fransa'ya satmakla suçluyor. Sen bizi sattın ey Paşinyan. Başına gelecekleri sen bilirsin diyor. Ayrıca şöyle devam ediyor. 31 Ekim Soçi'deki toplantı en dramatik toplantı, en önemli toplantı. Eğer ki Ermenistan Ukrayna'dan örnek almazsa, Ukrayna'yı kendisine örnek bellemezse Azerbaycan Zengezur için dalandan girip evet. Erivan'ın Washington ve Paris'te flört etmesi çok büyük bir harekatın başlayacağının sinyalidir. Çünkü bunu Azerbaycan ve Türkiye büyük bir sevinçle karşılayacak. Oh. Aynen böyle yazıyor Rus basını. Peki Ermenistan'ın Fransa ile Amerika ile flört etmesi niçin Türkler sevinçle karşılıyor? Macron, Ukrayna'da ve Libya'da kaybettiği itibarını Ermenistan'da kazanmak istiyor. Biliyorsunuz Macron burnunu, o karga burnunu Libya'dan içeriye sokmak istedi. Türk geldi, balyozu kaldırdı, Macron'un burnuna indiriverdi. Vik vik ede ede cardın Macron Paris'e kadar koştu. Libya'ya sokmadık, nah girersin dedik, biz varık dedik. İstediğini elde edemedi. Tek çıkar yolu, üçüncü kapı, belki burada itibarımı kurtarırım. Ermenistan. Ermenistan'a habire gazı veriyor. Bu diasporadaki Ermeniler Fransa'da çok fazla var. Amerika'da çok fazla var. Bunların da gazıyla ve bunların da oyunu alma noktasında Macron Paşinyan'ı gazlıyor. Bir çılgınlık. Bu güzel çılgınlığı Türkler büyük bir sevinçle ve mutlulukla karşılıyor diyor Rus basını. Evet. Türkiye, Azerbaycan. Zengezur koridor. Yok. Koridor moridor yok. Zengezur bölgesi komple azat olunacaktır inşallah. Ha diğer taraftan şöyle de bir iddia var. Paşinyan Rusya'yı biraz yumuşatmak için Putin'in biraz gönlünü almak için şöyle bir teklifle gidebilir deniliyor. Ne teklifi? Karabağ'da bulunan bu Rus barış gücü askerlerinin görev süresinin 10 ya da 20 yıl daha uzatılmasını teklif edebilir Rusya'ya. Çüş! Ula sen nerede kimin adamını bıraktırıyorsun? Sen kimin yerinde kimi bıraktırıyorsun? Karabağ, Azerbaycan'dır. Orada çok az kalan bölgede elbet ama elbet kurtarılacaktır. Daşnak sürülerinden temizlenecektir. Ya seve seve ya tıpalıya tıpalıya. Bir de kalkmış 10 yıl 20 yıl Moskova askeri Rus postalı burada dursun diyor Paşinyan. He? Bekle durursunuz. Ruslar bu zirveden sonra Karabağ'dan komple çıkış yapabilir. Rus askerler, Rus barış gücü askerleri komple çıkış yapabilir mi? Yapar, yapar. Ondan sonra karşıda kahraman Türk askerlerini, kahraman Azerbaycan Türk askerlerini gören Daşnak sürülerinden gelen pişmanlık hissi. Kaçın. Vallahi kaçın. Bu Türkler bu defa yarım bıraktıklarını öyle bir tamamlar ki evimizin yolunu şaşırtırık. Ula kaçın Daşnaklar diye kaçacaksınız. Kim ne yaparsa yapsın boş. Kim ne planını kurarsa kursun bizim için bir hükmü ve yeri yoktur. Bizler Türk devleti planlamaları yaptı. Tüm stratejiler hazırlandı. Karşımızda kim olursa olsun vız gelir, pers gider, daşnak uçar, sirtaki eteğini çekip kaçar. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda sonuna kadar gideceğiz inşallah. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.